Class Sport TV'de Amatörün Dünyası programında bugün yine sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konuklarım var çünkü bugün hakikaten benim için çok zor bir program olacak. Yine çok büyük değerlerimizden birini iki gün önce Ankara'nın duayen gazetecisi, abisi, babası her platformda ciddi şekilde Ankara'mız için çok büyük işleri içerisine giren, uğraş veren, mücadele eden ve hayatını 45 yılını, 50 yılını Ankara'nın, başkentimizin yukarılara her konuda çıkabilmesi için ömrünü feda eden Allah rahmet eylesin Sayın Ali Öcal abimizi anma adına bugün bu programı burada 19 Mayıs stadında Ali Öcal abimizin kalbinin attığı yerde yapmak istedik. Bizi kırmadan gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Üzüntülü bir gün. Burada tabii ki bu yayınımızda herkes Ali abimin yapmış olduğu mücadeleyi değinecektir. Her şeyden önce benim düşüncemde derler ya büyüklerimiz, adam gibi bir adamı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Umarım Ali abimizin adını bundan sonraki yaşantımızda, var olduğumuz süreç içerisinde en güzel şekilde hepimiz taşıyacağız. Taşımaya özen göstereceğiz. Bununla ilgili de programımıza bugün başlayalım diyoruz. Çok değerli konuklarım da öncelikle Ankara Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanımız Sayın Murat Kandazoğlu'na söz hakkı vermek istiyorum. Sayın Başkanım, 22 yıllık bir beraberliğiniz. Ciddi şekilde bir ömür olarak kabul ediyorum ben bunu. Çok şeyler paylaştınız, çok zorluklar yaşadınız beraberce. Güzelliklere çok imza atmak için mücadele ettiniz. Kısaca sizden Ali abimle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Konuşacağız tabii. Öncelikle Klasi ve ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı bir program planlamışsınız. Özellikle Sayın Öcal'ın vazgeçemediği, bana hep şunu söylerdi, derdi ki başkanım, yoklamada yok yazılmayayım, ben 19 Mayıs'a bir no'luya bir geçeyim, iki no'luya bir geçeyim, yoksa bana yok yazarlar der ve buraya mutlaka her gün uğrardı, maç olduğu günlerde. Tabii bir kez daha Sayın Öcal'a Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten Ankara çok değerini, önemli bir değerini kaybetti. Hem gazeteci olarak, hem spor adamı olarak, hem teknik adam olarak, hem yönetici olarak çok değerli bir büyüğünü kaybetti. Ben inanıyorum ki bugün programda olan arkadaşlarımız sadece semboliktir. Ve Ali abinin çok dokunduğu, çok değer verdiği dostları vardır. Ben bakıyorum, burada İşte hakemi diyor ki bende çok büyük emeği vardı. Futbolcusu bende çok emeği vardı. Yöneticisi bende çok emeği vardı. Antrenörü bende çok emeği vardı. Gerçekten öyleydi. Gerçekten öyleydi. Bende de çok büyük emeği vardı. Çünkü bu camiama girmemde çok önemli etkin olmuştur. Yani her zaman senin bu camiada mutlaka olmalısın. Kandazoğlu senin gibi yöneticilere ihtiyaç var hep demiştir. Biz de onunla bir 22 yıllık bir yol arkadaşlığına başladık. Aslında abi kardeşliğe başladık. Ve tabii ki son ana kadar hep sürekli telefonda konuştuk, görüştük. Hep ortak yönlerimiz çok vardı. Yani bazı konularda fikir ayrılıklarımız olsa da zaman içerisinde tartışarak doğru neyse, onun doğruysa onun doğrusunda, benim doğrumsa benim doğrumda mutlaka yol hareket ederdik. Dolayısıyla Sayın Öcal'la ilgili ne söylesek boş. Ama güzel olan şu ki gerçekten bugün burada bu programı yapıyor olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Beni çok sevindirdi. Çünkü ben Sayın Öcal'la bu sahada tanıştım. Hemen şu karşıdaki kulübelerde tanıştım. 99 yılında. Ve burada kendisini uğurladık. Dolayısıyla burası çok anlamlı bir yer. Ve o günkü konuşmamda şunu ifade etmiştim. Bu sahanın, özellikle bir nolu sahanın, Ali Öcal sahası, futbol sahası olması noktasında bir terbiyemiz olmuştu. Bu konuyla ilgili gerekli olan girişimlerde bulunduk, yazışmalarımızı yaptık. İnşallah olumlu sonuç olacaktır düşünüyorum. Çünkü büyüklerimiz de bu konuda, ilgili kurumlar da bu konudaki yaklaşımları son derece pozitif. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakaları için. Söyleyecek çok şey var. Ben şimdilik sözü çok fazla uzatmadan
Tabii ki konuşacak olan arkadaşlarımız da var. Ama Ali abiye ben burada bir anlatmaya başlarsam bu program herhalde yetmez diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Tabii demin söylediğiniz gibi hakikaten Ankara'da bulunan, bu başkentte bulunan birçok insana dokunmuştur Ali abi. Bu sadece spor camiasından değil, birçok platformda Ankara başkentin iyi yerlere gelebilmesi için çok mücadele etmiştir. Tabii bu bölümde yanında çok yine Çamlıdere'nin memleketinin doğduğu yerin içinde olan ve ona çok yakın olan arkadaşları, kardeşleri, dostları da şu an aramızda açıkçası. Ben buradan Ahmet Tekcan Bey'e mikrofonu vermek istiyorum. Evet, Ali Öcal deyince. Evet, Klas Spor ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın, Çamlıdere'nin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Ait olduğu topraklara karşı duyarlılıklarını yitirenler, insan olma vasfını da kaybeder parolasıyla rahmetli Ali abimiz bizleri zehirledi. Ait olduğu topraklar Çamlıdere. 1 Kasım 2006 bir çarşamba günü derneğimiz kuruldu. Çamlıdere ve Doğa Dostları Derneği. Kurucu ve onursal başkanı Ali abimdi. İkinci başkanımız rahmetli Gürsel Eğlendi. Üçüncü başkanımız yine spor camiasından Handball Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz. Üçüncü başkanımız Faruk Çalışıcı. Kendisi de şu anda programda aramızda. Burada. Dördüncü başkan da Barbaros Yılmaz, spor camiasından Handball Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Allah bizlere de nasip etti. Ali abinin bir öğrencisi olarak. Beşinci dönem başkanı da ben Ahmet Tekcan. Bizim derneğimiz tabela derneği değil, oje derneği de değil, proje derneği. Biz Erasmus projesi yaptık. Ulusal Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajansı Erasmus K347. Engellilerin spora kazandırılması. Down sendromlu Amigo Serdar projesini yaptık. İçişleri Bakanlığı Geneleksel Türk Okçuluğu Hedef 12 projesini yaptık. Ankara İl Kültür Müdürlüğü'nün şiir dinletisi. Solumda da zaten bizim derneğimizin ve Çamlıdere Spor'un Ahmet Erol var, basın danışmanı. Kendisi aynı zamanda bir şairdir. Biz Çamlıdere'mizde okullara eğitim, spor, kültürü götürdük. Sporun gücü panelleri yaptık. Rahmetli Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav abimizi götürdük. Eski Tekvando Federasyon Başkanı İsmet Raza abimizi götürdük. Halil Mutluları götürdük. Taha Akgülleri götürdük. Bunları, bu yolu bize açan Ali abimizdi. Çamlıdere'deki çocuklarımıza sporu naşastılarız. Ali abim aynı zamanda Çamlıdere'de, Ankara'da sporu bir şekilde haberini yaparken aynı zamanda da bizleri de Çamlıdere'de ne yapabiliriz konusunda hep eğitmiştir. Ali Öcal, Allah rahmet eylesin, çok farklı bir insandı. Bizim derneğimizin ak saçlı akil insanıydı. Her şeyimizi istişare ederekten yapardık. Bugün buralara da bizi geldik demeç verdiysek Klas Spor'da, bu da Ali Hoca'nın sayesinde olmuştur. Anlatılacak çok şey var ama biz dün akşam 753. çarşamba toplantısını yaptık. Ve Ali Hoca'nın ismini Çamlıdere'de ve Ankara'da nasıl kalıcı hale getiririz düşüncesi içindeyiz. İnşallah Murat Başkanım da bunu burada törende de söylemişti. Bizlere de en son görevimiz bu olacak. Kendisinin bir de kitabı var. Basıma çıkacak inşallah. Bizler dernek olarak da diğer sivil toplum kuruluşları olarak da bu kitabı da çıkartırsak Ali abimize karşı olan vefa borcunu ödemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağlık diyorum. Evet, burada tabii ki basın sözcümüz dediniz Ahmet Eroğlu, bizim arkadaşımız, kardeşimiz ve Çamlıdere Spor Kulübü'nün de yetkililerinden. Ali abinin en çok dokunduğu insanlardan birinin siz olduğunu düşünüyorum. Bunları hep paylaşırdık sizinle. Evet hocam. Bu konuyla ilgili sizden de kısa kısa güzel bilgiler alayım istiyorum. Bir de demin Ahmet Bey'in söylediği gibi İlham Veren Hayatlar adlı kitabı basılmak üzereydi. Evet, bununla ilgili muhakkak paylaşımlar da yapılıyordu sizinle. Evet. Bilgi alışverişlerinde bulunuyordunuz. Biraz da onunla ilgili bilgi alabilir miyim? Hocam öncelikle Türkiye'nin, Ankara'nın ve amatör camiasının, Çamlıdere'nin başı sağ olsun diyorum. Çok büyük bir değerimizi kaybettik. Klas Spor'a teşekkür ederim. Bize böyle bir imkanı sunduğu için. Şimdi benim Ali abimle tanışmam
2007 yılında derneğin Çamdere ve Doğa Dostları Derneği'nin kurulmasından 2-3 ay sonra oldu. Ben şiir programları falan yapıyordum. Şiir yarışmaları falan yapıyordum. İşte Çamlıdere'de nasıl bir program yapabilirim falan diye takip ederken Doğa Dostlar Derneği'ni buldum ve Ali abiyle tanıştım. Ali abiyle tanıştıktan sonra şiir dinletileri falan yaptıktan sonra bende farklı bir şey gördü. Herhalde ki beni spor camiasına kazandırdı. Ve ben yaklaşık 13-14 senedir Çamdere Spor'la ilgileniyorum. Bu camiaya girmemde Ali abinin çok büyük katkısı vardır. Şimdi Ali abi dediğiniz gibi bir kitap projesi vardı. Benle de paylaşıyordu son zamanlarda. Hatta sanırım 5-10 sayfası kalmıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Hatta bizim Abdullah Kocaman abimiz var. Bir şeyde matbaayla ilgilenen. Ona ölçülerini, kitabın nasıl olması gerektiğini falan cumartesi gün mesajla göndermiş. Hani bir ilgilenir misin falan diye. O da abi ben pazartesi gün dönerim demiş. Ama pazartesi gün işlerinin yoğunluğundan dönemediğini söyledi. Buna kendisi çok üzüldü zaten. İlham Veren Hayatlar diye bir projesi vardı herhalde. İsmi o olması lazım. Evet. Yani ben Ali abi daha fazla anlatamam. Çok zor. Teşekkür ederim. Çok zor, evet Ahmet Erol. Çok o zor. O benim için bir baba, abi, yeri gelir sırdaş, arkadaşım gibiydi. Ben onunla çok şey paylaştım. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Tabii programın başında dedim çok zor bir program olacak bizim için. Özellikle benim için de çok zor bir program olacak dedim. Ama kabullenmek çok zor, bunu da biliyorum. Her zaman söylüyoruz takdir-i ilahi, Allah'ımın takdiri diyoruz. Kitabın ismine baktığım zaman ilham veren hayatlar derken hepimizin hayatına ilham vermiş bir insandan bahsediyoruz burada. Ama yani ben Volkan Yıldırım olarak hep şunu söylüyorum. Biz onun hayatına ne kadar ilham verebildik, ne kadar ilham olabildik. Bu çok üzücü. İnsanları kaybettikten sonra, değerleri, büyük değerleri kaybettikten sonra böyle bir araya gelip onları anmak evet çok güzel ama bu kadar değerli insanlar ki hepiniz burada bulunan sizler ve dışarıdaki herkes birbirinden değerli insanlar benim gözümde. Bir araya gelerek birbirimize çok daha büyük destekle, birbirimizi çok daha severek, sayarak, birbirimizi çok daha ileriye çekerek onun yapmak istediği Ankara'mızı en üst seviyelere her platformda taşıma isteğini bu saatten sonra çok daha ciddi bakmamız gerektiğine inanıyorum ben. Gazeteci, birçok gazeteciye dokundu. Onların hayatlarında hakikaten çok büyük sayfaları açtı, beyaz sayfaları açtı. Ve onların ülkemizde pek görülmeyen, çok sık, nadir görülen bir yapıyla, hani çalıştığı bir sektörde beni geçer mi korkusunu hiçbir zaman için taşımayan, hep o gönlündeki pırıl pırıl sevgiyi sunduğuna inandığım, gördüğüm Ali Öcal abimi gazetecilik bölümünde ele aldığımız zaman Erhan Karadağ. Hakikaten o da Ankara'mız için çok değerli bir basın mensubu, gazeteci kardeşim. Senden dinleyebilir miyiz? Yani? Tabii. Öncelikle Klas TV'ye çok teşekkür ederim. Ali abiyi düşünüp böyle bir program yaptığımız için. Ankara spor camiasının başı sağ olsun. Çünkü Ali abi Ankara'ya çok büyük hizmetler yaptı. Zamansız aramızdan ayrıldı. Gerçekten çok üzgünüz. Ali abiyle sabah 8.30'da 10 yıl beraber çalıştık. Sabah 8.30'da oturur, bir saat konuşur. Ankara'da amatörler için, amatör sporcular için ne yapabiliriz diye konuşurduk. Daha sonra görevlere giderdik. Geldiğimizde o heyecanla, Ali abi daha yeni gazeteciliğe başlamış gibi o heyecanın hiçbir zaman bırakmadı. 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisi gibi 30 yıl meslek sahibi olmasına rağmen enerjisini hiçbir zaman tüketmedi. Gerçekten çok üzgünüm. Bir gün önce
internet siteme bir fotoğraf koymuştum. Ali abi hemen beni aradı. Şefim, ne yazacağız, ne yapacağız? Bir gün sonra da Ankara Gücü Erzurum spor maçı vardı. Dedim Ankara Gücü Dadaş'ı devirdi dedim. Ertesi gün tekrar beni aradı. Gerçekten de öyle olmuştu. Ankara Gücü'nü konuştuk tekrardan. Çok üzgünüm gerçekten. Ali abiyle bizim yapacağımız çok işler vardı. 30 yılı aşkın beraber bu sahalarda koşturduk. Amatörlerin dertlerini dinledik. Bu toprak sahaların, çamur sahaların çim olmasında Ali abinin büyük emekleri vardı. İnşallah Murat Başkanım'ın dediği gibi bir nolu sahamızın ismi de Ali Öcal Spor Kompleksi bir nolu sahası olur. Bu yönde ben de Spor Yazarları Derneği Başkanı Ercan Ata ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Ali abi ölümsüzleşecektir. Ankara'ya büyük katkıları olmuştur. Gerçekten çok üzgünüz. Bütün Ankara'daki amatör camia çok üzgün. Ansız gitti. Habersiz gitti, üzdü bizi, çok üzdü Ali abi. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık Erhan Hanım. Tekrar döneceğiz. Evet, burada tabii ki amatör spor kulüpler veya birçok platformların dışında Ali abim hakikaten bu ilin, başkentin sevdalısıydı. Yani her şeyi kendine dert eden, her konuyu kendine dert eden, çözüme kavuşması için de ciddi şekilde mücadele eden. Fakat hayatta sürekli takip ettiğim her konuda sesini duyurmak için çığlıklar atan ama bu doğrultuda gerçekten hak ettiği değeri görmeyen ve desteği alamayan bir abimdi. Bunun üzüntüsünü şimdi hepimiz yaşıyoruz ama ileriki dönemlerde bu üzüntü çok daha büyüyerek içimize oturacak diye düşünüyorum ben. Çünkü Ankara'nın her platformda gerçekten sesi olan, gönlü temiz, kalbi güzel, naif Ali abimizi ciddi şekilde arayacağız. Buna da inanıyorum ben. Aramaya başladık bile. Profesyonel takımlarımızdan, amatörlerin dahilinde profesyonel takımlarımız için de çok dertlenen ve sürekli profesyonel takımlarımıza proje üretmeye çalışan, yapılması gerekenleri anlatan bir gazeteci, bir spor adamıydı. Bununla ilgili olarak özellikle pazar günü, geçtiğimiz pazar günü Ankara Gücümüzün altyapı koordinatörü Sayın Cengiz Paşa hocam bizimle birlikte. Yaşanan bir güzellik olmuştu orada. Sanki bir veda gibi bir şey olduğunu hep konuştuk sizinle. Değil mi değerli hocam? Sizden de bir şeyler alalım hocam ya. Duygularınızı. Evet. Öncelikle Klas TV ailesine teşekkür ediyorum. Az önce kelimeyi arada geçirirken, yaşarken aslında hak ettiği değeri bulmayan bir insandı. Bundan sonra çok anacağız. Biz çok çok konuşulacak ama gerçek olan bir şey var ki Ankara'da bir sporda basın olarak da bir devrin kapandığını, bunu zamanla içimiz daha çok acıyarak anlayacağını düşünüyorum. Ve konuşmama başlamadan önce de yine çok yakın zamanda yine bir Çamlıdere aşığı Ali İhsan Ceylan başkanıma, Yalçın Yuna hocamıza, Tuncay başkanımıza, sevgili Bayram Akyer abimize ve şu anda aklımıza gelmeyen bütün amatör sevdalarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii Ali abi iyi anlatmaya başkanımın dediği gibi programlar, saatler, sayfalar yetmez. Ankara'da sporla alakalı, bakın futbol demiyorum, sporla alakalı dokunmadığı hiçbir kimse yoktur. Mutlaka birisinde bir izi vardır, bir anısı vardır. Benim futbolculuk dönemimde de çok büyük görüşmelerimiz, ilişkilerimiz, birlikte çok büyük muhabbetlerimiz olmuştur. Yine teknik direktörlük yaptığımız dönemde de çok güzel anılarımız oldu. Cebeci Spor'u Ankara'da ilk defa Çamlıdere'ye kampa götüren insandım. Ve kamp dönüşü bana şunu söylemişti. Çamlıdere'nin Fahri temsilcisi olarak seni ilan ediyorum demişti. Futbolculuk dönemimizde de hep gözün içine bakardık. Yani işte haftanın karması, böyle sohbetlerimiz olurdu.
Tabii Ali Öcal ismi denildiği zaman amatör sporları olduğu kadar profesyonel camialarında hep içi acıyarak her zaman, her gün, her gece dile getirmiştir. Ankara Gücü Kulübü olarak bizim ayrı bir acımızda Ali Öcal abimizin genç takımımızda forma giymesidir. İyi bir Ankara ve Çamlıdere aşığı olduğu kadar iyi de bir Ankara Gücü aşığı olduğunu biliyoruz. Ve bu vefatı, ani vefatı bizim camiamız üzerinde de evet, özellikle taraftarlarımız üzerinde de çok büyük bir üzüntü oluşturmuştur. Biz de Ankara Gücü Kulübü olarak hatta pazar günü maçın devre arasında bir 10 dakika bir sohbet etmiştik. Orada ben ona bir projemi söylemiştim. Ali abi, hep nedense insanları kaybettikten sonra birer işte bir organizasyon, bir turnuva, bir ödül töreni isim vererek yapılıyor ama ben bunu kabul etmiyorum. Yaşarken de bunu yapmamız lazım demiştim. O da çok memnun olmuştu. Ki Müjdat Yalman turnuvasıyla başlamıştık aslında biz pandemi öncesi ama şu anda da kulüp olarak özellikle de formamızı giymiş çok değerli bir insanı biz de en azından bir organizasyonda anmak için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Ve Ali Öcal ismini çok büyük bir sevgi var Ali Öcal abimize. Bunu zaten anlatmaya artık gerek de yok. Pazar günü maç devre arası güzel sohbetimiz oldu. Takımdan çok memnun olduğunu söyledi. Çok güzel olduğunu ve bu kulübün, bu asırlık çınarın daha iyi yerlerde olması gerektiğini söyledi. Maçın çıkışında gerçekten çok ilginç bir şey oldu. Bizi yukarıdan tekrar geri çağırdı. Hoca arkadaşlarımızla ya dedim Ali abi hani ilginç bir şey yani gidelim dedim hani bir şey var herhalde. Gittik ve tek tek hepimizin elini sıkmak suretiyle anladık ki bizle vedalaşmış. Yani Ankara basını, Ankara sporu çok büyük değerini, abisini, babasını kaybetti. Üstadını kaybetti. Bizlere düşen bundan sonraki dönemde hem ondan önce vefat eden değerlerimiz olduğu gibi Ali Öcal ismini de yaşatmak. Özellikle genç gazetecilik hedefinde yürüyen arkadaşlarımızın kendisini bir idol, bir hedef görerek yeni Ali Öcal'lar yetişmesini bekleyeceğiz. Ama acı olan bir gerçek, Ali Öcal'ı çok arayacağız. Teşekkür ediyorum. Hocam yüreğine sağlık, biz teşekkür ediyoruz size. Evet, söylediklerinizin hepsine katılıyoruz. Katılmamak mümkün değil. Çünkü o bir tarihti. Yani o Ankara'mız için bir tarihti benim düşüncemde de. Bununla ilgili yine söz hakkı vermeye devam edeceğim ama ben de küçük bir anımı anlatayım. 2009 yılında profesyonellikten döndükten sonra bu işi yapmaya karar verdim. Amatör camiaya hizmet noktasında. İlk gittiğim kişi Sabah gazetesinde Ali abi oldu, Ali Öcal oldu. Kendisiyle oturduk dedim, futbol okulları altyapılı bir kulüp oluşturmayı düşünüyorum. Projen ne dedi? Bu abi dedim. Profesyonellik hayatımdan da tanıyordu beni. İşin çok zor dedi. Türkiye'de dedi bu işi yapman için işin çok zor ama senin gibi dedi Allah razı olsun ondan. Değerler dedi bu işe soyunduğu zaman dedi biz bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum dedi Volkan hocam dedi. Ve ben onun bana çizdiği yolla bu işin içerisine girdim. Yani herkese dokundu diyorum ya, bana da dokundu. Hakikaten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor benim şu an gönlümde, ağzımda. Evet, bununla birlikte tabii konuklarımızda yine çok yakın olan Faruk Çalışıcı hocam. Hem dernekte berabersiniz, hem aynı toprağın insanı olarak geçirmiş olduğunuz ciddi süreçler olduğunu biliyorum, inanıyorum. Sizden birazcık dinleyebilir miyiz Ali abi? Öncelikle Klas Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Ben Ali Öcal'la 1977'den beri tanışıyorum. Yani şimdi bir hesapladım, yaklaşık 44 sene olmuş. Ali Öcal'la biz 1977 yılında biliyorsunuz Çamdere Spor kuruldu. Çamdere Spor'un kuruluşunda Ali Öcal'ın çok büyük bir katkısı vardı. O zaman kendisi genç arkadaşlarla bir araya geldiler ve Mustafa Can başkanımız da 1977 yılında kuruldu. Biz 11 yaşında taraftar olarak o zaman seyrediyorduk Ali Öcal'ı. Sahada seyrediyorduk takımda.
Daha sonra dedi ki genç takımda, yıldız takımda oynayacaksın dedi. 82-83 yılında Türkiye 8'si olduk biz Çamdere Spor olarak. Çok büyük bir başarı elde ettik. Yarı finalde Galatasaray, Bursa Spor ve Eskişehir DSV Ben Spor'la karşılaştık. Fakat bir amatör takım olarak biz Çamdere Spor olarak onlarla baş edemedik ve 8. olduk. Yılmak Yok dedi. O zaman Ali Öcal bizim teknik sorumluzdu. Ali Öcal dedi ki Yılmak Yok, daha da devam edeceğiz dedi. Bir sene sonra 83-84'te bu sefer Türkiye 4'lüsü olduk. Ve dedi ki bu takım dedi 10 sene dedi Çamdere Spor'u götür dedi. Yıllarca bizim antrenörümüzü yaptı, danışmanlığımızı yaptı. Bir müddet sonra 16 sene ben bu takımda Çamdere Spor'da futbol oynadım. Takım kaptanlığı yaptım. Yıldız takımda, genç takımda, A takımda. Yıllar geçti. Bu sefer dedi ki sen dedi antrenör olacaksın dedi. Antrenör hizmet vereceksin. 2005 yılında bir kursu bitirdim ve bu sefer antrenör oldum. O sene başkanımız rahmetli Ali İhsan Ceylan'dı. Çamdere Spor'un A takımını bana verdiler. 3 sene boyunca Çamdere Spor A takımını genç takımlarında çalıştırdık. Ali Öcal görev verirdi. Bunları yapmak zorundaydık. Bu sefer 2006 yılında Ahmet Başkanımın söylediği gibi Çamdere ve Doğu Adasları Derneği kuruldu. Bu sefer yönetimi aldı bizi. Dedi ki sizler dedi birer dedi potansiyel başkansınız. Bizim bir şeyimiz vardı, ilkemiz. Herkes bir kere başkan olabiliyor ve 3 sene boyunca olabiliyor. Birinci başkanımız Ali Öcal'dı. Biz o zaman üye olarak hizmet verdik. İkinci başkanlıkta genel sekreter yaptı. Üçüncü başkanlıkta da dönemde de bana başkanlık görevini verdi. Neler yapmadık ki? Daha sonra dedi ki sen dedi buradaki görevini bitirdin. Yeni arkadaşlar yapacak. Bu sefer dedi Çamdere Spor'da yönetici olacaksın dedi. Yani Ali Öcal'ın temposuna ayak uydurmak çok zordur. En son 2 sene boyunca altyapıdan sorumlu yönetici olarak görev yaptım. Ali Öcal'la beraber o kadar şeylere dokunduk ki yıllar, saatlerce konuşurduk, saatlerce bazı şeyleri paylaşırdık. Hep şunu söylüyordu. Amatör takımlarımızın iyi yerlere gelmesini istiyordu. Altyapıya önem vermesini istiyordu. İnşallah bunlar, her takım bunlara önem verecek ve yapacak. Ankara'daki 19 Mayıs statında müthiş derecede kafayı takmıştı biliyorsunuz. Ben dün hatta dernek olarak Nevzat Ceylan milletvekilimizin yanına gittik. Orada da bu konuyu Ahmet Başkanımız getirdi. Bu stat dedik bizim için artık bir şey, diyet. Bu yapılmak zorunda. Kendisi de çok ilgilendi. Hatta biz Çamdere'deki stadımızda, Gençlik Spor'un stadında inşallah olursa Ali Öcal Stadı olarak adını değiştirmesini istiyoruz. Yoğun bir duygular içindeyim. İnşallah daha sonra tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Evet, Ali Öcal dediğin zaman mücadelenin ta kendisi olarak kabul ediyorum ben. Ali abi ciddi şekilde demin de söyledim ya, bu il için, Ankara için, başkent için birçok şeyin yakışmadığını söylerdi. Bunun için ciddi şekilde mücadeleler ederdi. Her yerden çığlıklarını duyardık. Demin Cengiz hocamın dediği gibi bir sürü değerimizi kaybettik son dönemlerde. Hepsi yıkıcı oldu. Evet, son Ali abimi kaybedişimiz bu gerçekten ağır oldu diye düşünüyorum. Umarım benim de düşüncelerim hepiniz gibi, hepimiz birbirimizin kalbini okuyormuşuz gibi. Umarım bundan sonra adını en güzel şekilde yaşatmak için o gülen yüzünü her yerde sergileyebilmesini sağlayabilmek için, hatırlatabilmek için el birliğiyle bir bütün olarak Ankara olarak birleşiriz. Sırf futbol camiası ya da spor camiası olarak kabul etmiyorum bunu, tüm platformlarda. Çünkü Ali abi gibi değerler, ben hep şuna inanıyorum. Bu ülkede kaybedilen değerler hakikaten azımsanacak gibi değil. İnsanın hayatına saygı diyoruz, insanın mücadelesine hep saygı diyoruz. Ama maalesef bu ülkede insanlarımızın, değerlerimizin bir türlü kıymetini bilmiyoruz, sahip çıkamıyoruz. Bu insanlar dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa ve şu an sizler de dahil olmak üzere, çünkü Türk insanlığı için hepiniz çok ciddi mücadeleler veriyorsunuz. Bakın, spor için demiyorum ya da farklı platformlar için demiyorum. İnsan üzerine çok değerler, çok emekler harcıyorsunuz. Benim düşüncem de Ali abi gibi bir insanın
dünyanın başka bir şehrinde olsaydı anıtı dikilirdi diye düşünüyorum. Ve bunu kesinlikle de abartmıyorum. Önce insana saygı, sevgi ve destek diyorum. Burada tabii yine aramızda yıllarca Ali abiyle istişare eden, bir arada olan çok değerli teknik adamlarımızdan, hocalarımızdan Ali Bey Yıldırım hocam aramızda. Evet hocam, Ali Bey abi, Ali Öcal abimi bir de sizden dinleyelim mi ya? Herkese merhaba diyorum. Ali Öcal ve ailesine başsağlığı diliyorum. Özellikle de böyle programları yapan Klas TV'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Klas TV bunu yapmamış olsaydı değerli kardeşimizi şu anda belki de anamayacaktık. Belki de sesimizi duyuramayacaktık. Ama böyle programların yapılması konusunda ki Ali Öcal yoksa Klas TV var, Bülent Bey var. Bunlara teşekkürlerimizi, Volkan'cığım sizlere de. Çünkü böyle konular, böyle programlar az yapılır. Şimdi Ali abiyi anlatmak çok zor. Neden? Buradaki konuklarımızın hepsine saygılarımızı sunduk. Hepsinden eski tanırım, hepsinden çok tanırım. Ama söyleyecek şey şu: Ankara son zamanlarda da çok şanssız. Hem çok çalışanlarını kaybetti, hem çok konuşanlarını kaybediyor. Bu sebeple de neresinden başlayacağımızı da bilemeyiz, bilemiyoruz da. Elinde gazeteyle amatör spor kulüplerine yıllarını vermiş, her şeyini anlatmaya çalışmış, anlatmakla bitirememiş. Ne yazık ki ömrü de buna yetmedi. Gani gani rahmet eyliyoruz kendisine. Cengiz'in hocamın da söylediği gibi en son cuma günü geldi buraya. Arkadaşlara o kadar şen, şakrak bir şekilde merhabalaştı. Hepimiz de tek tek tokalaştı. Yani dedik ki Allah Allah, bu adam böyle yapmazdı. Yani gönül dostu bir insandı. İnsanlara verdiği değeri anlatmaya hiç gerek yok. Hele amatör spora ve amatör camiaya verdiği değeri anlatmaya hiç gerek yok. Çünkü burada en çok anlatanlardan biri de Sayın Murat Kandazoğlu Başkanım. Neden diyeceksiniz? Çünkü hangi televizyon programlar çıkarsa çıksınlar, hangi basında yazı yazarsa yazsınlar, Ankara'ya değinmeden, Ankara'nın sorunlarını bir şekilde anlatmadan geçmediler. Şimdi bu görevi de öyle görüyorum ki Klas TV başta çekiyor. Böyle programlar hep yapılsın. Yani saatlerce konuşulsa bitmez. Ama ben o kardeşimi rahmetle anıyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık değerli hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım. Tabii o gün bu arada size de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz. Tahmin ediyorum yılların bir birikiminden kaynaklanıyor, yorgunluğundan kaynaklanıyor, mücadelesinden kaynaklanıyor. Hep yanınızda olan bir insan olarak söylüyorum bunu açıkçası. Hastaneden kalkıp buraya geldiniz cenazesinde rahmetlinin. Çok kısa bir görüş bildirdiniz çünkü ayakta kalacak, duracak haliniz bile yoktu. Ve burada çok güzel bir şeye değindiniz, Ali abinin adının yaşatılması gerektiğini. Biz de buna son derece destek veriyoruz. Yani herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir ne olursa olur ya da tamamıyla Altındağ'daki ve Altındağ olarak geçen bu spor kompleksi için olur. Bu bir yerli olmaz, Çamlıdere'deki stadyum için olur. Oraya da olur. Bu bir yerli olmaz, farklı yerlere de farklı salonlara. Çünkü Ali abi her yerde. Ali abi şu an ben inanıyorum bizi gülümseyerek seyrediyor. Buna da inanıyorum ben. Bu konuyla ilgili girişimler el birliğiyle olacak değil mi? Olmalı değil mi? Evet Volkan hocam, elbette ki olmalı. Demin ifade ettiğim gibi öncelikle tabii ki çok teşekkür ederim. Evet, ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Bugün de buraya gelirken de yine bir serum takviyesi alarak geldim. Çünkü özellikle Ali abiyle ilgili bir program olduğu için onu yalnız bırakmak istemedim. O gün de yalnız bırakmak istemediğim gibi her zaman yanında olmaya çalıştım. O da benim yanımda oldu. Sonuna kadar yanımda oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Bir kez daha rahmet diliyorum.
Tabii ki Ali abi'nin ismini yaşatmak lazım. Çünkü bu tür değerlerin isimlerini yaşatmak lazım. Anıtepe biliyorsunuz Anne Bulduk futbol sahası. Çamlıdere evet güzel düşünülmüş bir proje, düşünce. Stadyumun isim verilmesi çok güzel ama her gün anılabilecek ve demin de ifade ettiğim gibi ben 19 Mayıs bir ve iki nolu sahaya girip gezmezsem başkanım beni yok yazarlar deyip her gün buraya tavaf eden bir değerin isminin buraya verilmesini çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bunun olması beni çok mutlu eder. Bu konuyla ilgili yazışmalarımızı yaptık. İl müdürlüğüne ben gerekli olan talebimi ilettim. Hatta Amatör Süper Lig'in başlayacak olan Amatör Süper Lig'in de Ali Öcal Amatör Süper Ligi olması noktasında da Futbol Federasyonu'na yazımı gönderdim. Çünkü yakışır diye düşünüyorum. Tabii ki oradaki yetkililerin de buna hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Sayın Paça değindi. Ben de aslında sözümün sonuna değinmek istiyordum. Çok değerlerimizi kaybettik bu süre içerisinde. Ali İhsan Ceylan, Bayram Akyar, Hüseyin Evin, Yalçın Yuna ve birçok, tabi ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun içerisindeki insanlardan bahsediyorum, kişilerden bahsediyorum. Ve en son olarak da Ali Hocan ve bunun gibi çok değerli hocalarımızı, yöneticilerimizi kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu insanlara baktığınız zaman beyin kanaması, kalp krizi, 3 tanesi kalp krizi, bir tanesi beyin kanaması, bir tanesi de ciddi bir rahatsızlıktan, kötü bir hastalıktan kaybetti. Ve bunların tek bir amacı vardı. Amatör spora hizmet verebilmekti. Amatör sporla dertlendiler bu insanlar. Bu insanlar evdeki geçim derdini unuttular. Bu insanlar kendi özel hayatını unuttular. Amatör spor camiasına bir şey katalım diye gece gündüz çalıştılar. Buradaki çocukların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için, yöneticilerin daha iyi şartlarda çocuklarını hazırlayabilmesi için gece gündüzü, gece gündüzü demeden çalıştılar ve uğraştılar ve gayret sarf ettiler. Buradaki tüm arkadaşlarımız aynı şeyi ifade ediyorlar. Onların tek bir hayali vardı, düşüncesi vardı. Ankara Amatör Spor Camiası'na, futbol demiyorum, spor camiasına ufacık da olsa bir şey katabilmek. Ankara Futbol Camiası'nın yine eskisi gibi söz sahibi olabilmesi için her türlü gayreti ve çabayı sağlayabilmek ve bunun temelinde de tesisleşme noktasındaki gelişmenin, önem ölçüde gelişmenin sağlanması için gerekli olan çabayı ve çalışmayı yapmaları gerektiğine kendilerine bir yük atleden insanlar bu insanlar. Dolayısıyla bu insanları unutmak, bu insanları yok saymak, bu insanların yani şöyle herkesin bir gözden geçirmesini istiyorum. Gerçekten çok önemli değerler, kıymetler. Ben bir kez daha onlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii Öcal farklı tabii işlerinden. Yani Öcal şöyle ki, Sayın Öcal bu camiye Sayın Paça da ifade etti. Ankara gücünde başladı aslında. Daha doğrusu Çamlıdere'de başladı değil mi Faruk Hocam? Çamlıdere'de başladı. Mustafa Can şöyle bir ifade kullanmış. Onu bana hep gösterirdi. Yaşı küçük ama sözü büyük insan dermiş. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani o günlerde bugünlere görmüş olan bir kişi Sayın Öcal. Sayın Öcal Ankara'da bu sahaların yeşillenmesinde, sentetik olmasında bizim başkentte yapmış olduğumuz programlarda orada biz tüm belediye başkanları davet ederek ya Kandozoğlu ya şunu da davet edelim, bunu da yapalım, şunu da yapalım. Biz gece gündüz demeden bu sahaların sentetik olması ile ilgili çok gayret ve çalışmaları oldu Sayın Hocam. Ya işte o resimleri paylaştı, bir mizansen hazırlandı şeyde şu anda kullanılmıyor Ulubey'de sol fasol sahasında. Orada çocukla topu çaya kaçırmışlar. Bir tane olta vermiş çocukların eline. Orada olta tutuyor çocuklar topu bir çekiyor top çıkıyor derken bunlar tabii ki hepsi önemli haber değerler olan haberler. Ve bunların neticesinde o dönemin il müdürlerine, genel müdürlere çok teşekkür ederiz. Mehmet Atalay tabii o dönemlerde genel müdürdü. Ve ilk sentetik saha çalışmasının Sayın Öcal'ın öncülüğünde, gayret ve çalışmaların neticesinde, tabii ki o dönemin federasyon başkanları, il müdürlerine katkılarıyla bu sahalar yeşillendi. Bu tesisler yeniden onarıldı. Daha hijyen, daha kullanılabilir hale dönüştürmeye çalışıldı. Ve bugünlere geldik. Ama yetmedi. Sayın Öcal'la biz hemen hemen her gün telefonla görüşüyorduk. Ya sen başkan şöyle yapalım, böyle yapalım, uğraşalım ve onunla ilgili biz çok mesai harcadık. Burada bugün Ali Öcal'ın anlatıyoruz. Anlatacak çok daha farklı şeyler olabilir, çok daha farklı şeyler anlatabilirim. Ama
Bugün güzel gün, güzel bir gün. Ali Hoca'yı uğurladık ve onun için güzel şeyler söylememiz gerekiyor. Güzel anlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ve yani ben şöyle bakıyorum, dokunmadığı Ankara'da sporcu kardeşimiz kalmamıştır. Bu sadece futbolcu anlamında demiyorum. Bakın yani diğer salon sporlarında da, hepsinde, özel federasyonlarda da hepsine dokunmuştur. Ve sabah erken evinden çıkıp akşama kadar en son buraya gelirdi. Buraları ziyaret ederdi ve evine giderdi. Ve yeri zor doldurulacak bir insan, zor bir gazeteci, zor bir yani gerçekten bizim için çok zor. Yani hele benim için çok zor. Yani büyük bir şeyimi kaybettim diyebilirim. Yani hem abimi hem yani benim ona yani her anlamda evet yol arkadaşımızı kaybettik. Yani aslında söylenecek çok şey vardı. Sayın Volkan Hocam, dedim ya programlar yetmez. Evet, burada bu kadar güzel bir grubun karşısında alınan duygular, düşünceler ve buranın dışında, bizlerin dışında binlerce, belki yüz binlerce insanın aynı duyguları taşıdığına gönülden inanıyorum Ali abimle ilgili olarak. Ali abimi ve daha önce vefat eden büyüklerimiz, demin değerli kardeşim Cengiz Paşa'nın söylediği gibi Bayram abilerimiz, efendime söyleyeyim Ali İhsan Ceylan abim, Hüseyin abim, yani Yalçın hocam, onun gibi nice daha önce Ankara'ya hizmet etmiş, Ankara futboluna hizmet etmiş, bu başkente hizmet etmiş insanlarımızı düşünürken şunu söylüyorum. Bu insanlarımızı yaşarken mutlu edemedik camia olarak. Buna inanıyorum ben. Ve bunun üzüntüsünü derinden hissediyorum. Ama bari öldükten sonra onları yalnız bırakmayalım diyorum. Onları sürekli analım. Sürekli onların isimlerini gündemde tutalım. Sürekli yeni nesillere onları anlatalım, hatırlatalım. Çünkü bugün buradayız, biraz sonra ne olacağımız belli değil. Açıkçası Rabbimin takdiri diyorum hep. Hep doğrular için çalışalım, bir bütün olalım. Demin Cengiz Hocam ne güzel söyledi. Dedi ki bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. Onun mücadelesini başlattık, hazırlıklarını başlattık. Oradan Faruk Hocam dedi ki işte stadyumun ismini verdirmeye çalışacağız, verdireceğiz. Ve buradaki oluşumları da artık bundan sonra takip edeceğiz. Zaten değerli başkanım Murat Kandazoğlu, siz her zaman için hep güzelliğin yanında oldunuz. Yani bunlar hiç önemsenmeyecek şeyler değil. Yine bir güzelliğe imza atmak için mücadele ediyorsunuz. Ama bunu sadece kişiler olarak ya da birer dernek olarak, platform olarak değil de el birliğiyle, Türk Spor Yazarları Derneği'nde Erhan kardeşimin demin söylediği gibi Sayın Başkanımız Ata Ercan Bey ile bazı çalışmalar yapıldığını, ben inanıyorum ki burada bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bütün bu süreci hep birlikte el ele götürelim istiyorum. Sayın Hocam, hemen kitaptan bahsedildi, söz edildi. Şimdi biz onunla ilgili bir çalışma başlattık. Sağ olsun Ercan Ata TST Başkanımızın da katkı ve desteği olacak. Kent Konsey Başkanı Sayın Halil Ben Bey şunu ifade etti. Biz dedi ne gerekiyorsa her türlü katkı vermeye hazırız dediler. Biz o kitabı hep beraber el birliğiyle çıkartacağız. İnşallah ben de çok merak ediyorum. O kitabı heyecanla bekliyorum çünkü okumak istiyorum. Eminim ki orada aslında 45 yıllık bir tarih çıkacak ortaya. Ankara'nın hafızası orası aslında. Evet. Onun için de biz de elimizden gelen ne katkı varsa, özellikle ben kendime bunu bir borç olarak üzerime alıyorum. O kitabın çıkması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkür ediyorum. Herkese ben de bu duygularınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Evet, yayınımıza katıldığınız için ve Ali abimi, Ali Öcal abimi burada güzel bir kısa da olsa anma programıyla tekrar andığımız için, yaşattığımız için diyorum ya, o burada bizi seyrediyor. Belki yaşadığı süreç içerisinde demin de dediğim gibi mutlu edemediğimiz değerli büyüğümü belki şimdiden sonra en azından hep hafızalarda tutarak, kalplerde tutarak, dillerde tutarak onun ve onun gibi büyük değerlerimizi mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Klas Spor TV olarak da Sayın Bülent Atlas'a, Rümeysa Atlas'a,
Melda kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ve Class Sport TV olarak da bundan sonra bu büyük değerlerimizi sürekli anmaya devam edeceğimizi de biliyorum, inanıyorum. Sizlere de sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum bu yayına katılıp beni yalnız bırakmadığınız için. Teşekkürler. Ali hocam çok bir şey söyleyecek. Tamam. Çok özür diliyorum Ali hocam. Estağfurullah. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir spor kompleksi, Şehitlik, Mamak Şehitlik'te. Şu anda yapımı devam ediyor ya, tadilat şeklinde ailesiyle görüşüldü. O tesise Ali Hoca'nın adı verildi, bilginiz olsun yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu edici bir haber. Buradan Büyükşehir'e, Büyükşehir Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Bey'e, tabii ki orada bulunan tüm siyasi, mecliste bulunan siyasilere, çünkü herhalde bu grup halinde alınan bir karar oluyor. Herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlikten gücün doğacağını her zaman için söylüyoruz. Artık Ankara'nın her şeyi bir tarafa bırakarak hepimizin yaşadığı bu süreç içerisinde birbirimize saygıyla, sevgiyle yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Ve hepimizin bundan sonraki yaşantımızda da bir bütün olarak yaşamlara dokunacağımıza inanıyorum. Tekrardan sonsuz şükranlarımı sunuyorum size. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Anlamlı bir programdı. Bundan sonraki programlarımızda yine bir arada olmak kaydıyla saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.